Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz pamuk makrame ipiyle yaptığımız güzel bir çantanın tarifini sizlerle paylaşacağım. Ben burada çantada iki renk pamuk makrame ipi kullandım. İsterseniz sizler tek renkli de yapabilirsiniz ya da elinizde artan iplerinizle rengarenkte bu çantayı çalışabilirsiniz. Artan iplerinizi değerlendirmek açısından da bu çantanın güzel bir tarif olduğunu düşünüyorum. Çantamızın ölçülerini de sizlere paylaşmak istiyorum. Çantamızın eni 35 santim ve tabandan itibaren kulpa kadar olan yükseklik 50 santim oldu. Sizlere giden ip bilgisini de vermek istiyorum. Benim ipim 250 gram 250 metre olanlardan bir tane vizon renkli ipimi tam kullandım ve ikincisinden de arkadaşlar bakın yarısını kullanmadım. 50 gram ancak kullanmışımdır ve kırık beyaz ipimden de bir yumaktan bu kadar arttım. Sizlere çantamın içini de göstermek istiyorum. Bakın çantamızın içi oldukça derin ve kullanışlı bir çanta oldu. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Videolarımızı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantamızın tarifine geçelim. Arkadaşlar ben yuvarlak tabanımı hazırladım. Bunun ayrı bir videosunu çekmiştim. Bu videoda tekrar anlatmayacağım. Yapımını arkadaşlar yuvarlak taban yapımını aşağı açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ben burada 9 sıra ördüm ve 7 tek bir çiftle bitirdim. İsterseniz bu tabandan büyük olmasını istiyorsanız yuvarlak taban yaparken nasıl büyütmeniz gerektiğini de orada anlatmaya çalıştım. Ben burada arkadaşlar çantamı iki renk pamuk makrame ipiyle yapacağım. Bir vizon rengi bir de kırık beyaz kullanacağım arkadaşlar. İpimizin kalınlığı da çok kalın bir pamuk makrame ipi değil, orta kalınlıkta bir ip. Sizlere tabanımın ölçüsünü de vermek istiyorum. Tabanımın ölçüsü 21 santim. Şimdi burada modelimizi yapmaya başlayacağız. Öncelikle ben 7 tek bir çiftle bitirdim ve burada birleştirmesini yaptım. Yine arkadaşlar burada 2-3 sıra trabzan gideceğim. Ondan sonra modelimizi yapmaya başlayacağız. Burada birleştirme yaptıktan sonra kameraya yaklaştıralım. Ve 3 tane bu noktaya zincir çekeceğim. Tığ başını doladım. Hemen zincirin yanındaki trabzandan itibaren buraya ikili trabzan yaptım. Tekrar bir sonraki trabzanın tepesine batıp ikili trabzan yaptım. Burada arkadaşlar bir sıra hiç arttırma yapmadan bu şekilde trabzan yapacağız. Aslında 2-3 sıra yapacağız. Sadece bir sıra trabzan yaptıktan sonra bir üst sıraya nasıl çıkacağımızı tekrar size göstermek için bir sıra yapalım. Ve sıranın sonunda tekrar birleştirip bir üst sıraya çıkışı anlatmak istiyorum. Ben sıramın sonuna geldim. Bu arada ben tığ numaramı söylemeyi unuttum. Çantamızı 3,5 milim tığla öreceğiz. Bir sıra hiçbir artırma yapmadan trabzanlarımızı yaptık. Şimdi burada birleştirmesini yapıp bir üst sıraya nasıl geçeceğimizi sizlere göstermek istiyorum. Şimdi zincirimi bakın şurada dip noktasında bir boşluk var. Burası bizim ilmek kaydırma yaptığımız nokta. Buraya batmıyorum arkadaşlar. Bu noktayı atlıyorum. Ve hemen 1, 2, 3. zincirimin içine batıp birleştirme yapacağım. 1, 2, 3. zincirimin içine battım. Ve buraya ilmek kaydırma yaptım. Şimdi bir üst sıraya çıkmak için 3 tane zincir çekeceğim. 2 ve 3. Tığın başını doladım. Zincirim dip noktasındaki yere değil, bir sonraki gelen trabzanın tepe boşluğuna battım ve ikili trabzan yaptım. Bu şekilde arkadaşlar toplamda 3 sıra ikili trabzan yapacağız. Hiçbir artırma yapmadan 3 sıra bu
Bu şekilde ikili trabzan yapacağız. Tekrar sıra sonuna geleceğim arkadaşlar. Sıra sonuna gelince tekrar yine buraya batıp ve ardından üçüncü zincirin içine batıp birleştirmemizi yapacağız. 1, 2 ve bir sıra daha. Ondan sonra ikili trabzan yapacağız. Toplamda bu şekilde hiçbir artırma yapmadan 3 sıra ikili trabzanlarımızı yapıp tamamlayalım ve ardından tekrar çantamızda devam edelim. Ben sıramı tamamladım. Bu şekilde 3 sıra hiç artırma yapmadan trabzanımı bitirdim. Ve şimdi artık bu sıradan sonra arkadaşlar modelimizi kurmaya geçeceğiz. Ben en son burada birleştirmemi yaptım. Üçüncü zincirin içine batıp ilmek kaydırma yaptım. Ve şimdi artık modelimizi kurmaya başlayacağız. Burada 3 tane zincir çekeceğim. 2 ve 3. Tığın başına doladım. Ve şimdi zincirimin dip noktasındaki boşluğa batıp bir tane ikili trabzan yapacağım. Zincirimin dip noktasındaki boşluğa battım ve bir ikili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Bir sonraki trabzanı atlıyorum ve ondan sonraki ikinci trabzanın tepesine batıp bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığın başını doladım. Aynı battığım noktaya tekrar yine battım ve bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi tekrar hemen yanındaki trabzanın boşluğunu atlıyorum. Bir sonraki ikinci trabzanın içine batıp tekrar ikili trabzan yapacağım. Yani aralarda bir tane boşluk bırakıp ikinci trabzanın tepe boşluğuna batıp buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar yine tığın başına doladım. Aynı battığım noktaya tekrar ikinci defa batıyorum ve bir tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde arkadaşlar tekrar yine tığın başına doladım. Battığım noktanın yanındaki trabzanı atlıyorum. Bir boşluk bıraktım ve ikinci trabzan boşluğunu atladım ve buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar yine tığın başına doladım. Aynı battığım noktaya tekrar yine batıyorum ve bir tane ikili trabzan daha yaptım. Hep bu şekilde arkadaşlar bu sırayı aralarda bir boşluk bırakarak ikinci boşluğun içine batıp ikili trabzan yapacağım. Tekrar tığın başına dolayacağız. Yani battığımız noktaya iki defa batıp ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde modelimizi yaparak tekrar sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum ve son yere de trabzanımı yapacağım. Bir boşluk bıraktım. İkinci boşluğun içine batıp bir ve tekrar aynı boşluğun içine ve 2. Bu şekilde 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Ve artık arkadaşlar bu sırada yeni ipime geçeceğim. Ve şurada başlangıçta bizim 3 tane zincir çekmiştik. 1, 2, 3. zincirin içine tığımı battım. Ve diğer beyaz rengime geçeceğim. Vizon rengi ipimi bırakıyorum. Burada rengimi değiştireceğim. Beyaz ipimi şu şekilde alttan biraz ip bırakıyorum. İç kısmı aldım. Ve şu şekilde iki ilmeğimin arasından beyaz ipimi çıkarttım. Şimdi hem beyaz ipimi arkadan sıkıştıracağım hem de vizon rengi ipimi de şu şekilde sıkıştırdım. Şimdi vizon rengi ipimi arkadaşlar örmeyeceğim. Beyazdan devam edeceğiz. Ve şimdi burada zincirin 3. zincirin içine biz batmıştık. Birleştirmeyi bu şekilde yaptık ve yeni rengimize geçtik. Şimdi hemen bakın şuradaki bizim aynı noktaya battığımız 2 tane ikili trabzanımız var. Hemen bakın orta bölüme tığımı battım. Ve bir tane sık iğne yaptım. Tekrar burada iplerimi tekrar sıkıştırıyorum.
Bizon rengi ipimi örmeyeceğim. Beyaz renkle devam edeceğiz. Ve örerken de şu kısa ipimizi arkadaşlar içeride yürüteceğiz. Saklayacağız onu. Şimdi bakın şuradaki bizim yaptığımız iki tane ikili trabzanın ortasına gelmiş olduk. Burada 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Tığın başını doladım. Ve aynı boşluğun içine battım. Ve bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığın başını doladım. Bir sonraki, bakın şuradaki bizim yaptığımız ikili trabzanlar, iki tane ikili trabzanların orta bölümüne batacağız. Tepelerine değil, tam şu şekilde orta boşluklara batacağız. Bizim burada hep çalışacağımız noktalar, şu şekilde göstermek istiyorum. Bizim burada ya altta yaptığımız şuradaki iki tane ikili trabzanların orta boşluklarını batacağız. Sadece buradaki ortadaki boşluklara batacağız. Tığın başını doladım. Bir sonraki yaptığımız iki tane ikili trabzanın orta boşluğuna battım. Bakın şuradaki boşluğa battım ve kısa ipimi de örerken içeride yürüteceğim. Ve buraya birinci ikili trabzanımı battım. Aynı tekrar tığın başını doluyorum ve aynı battığım noktaya tekrar battım ve bir tane ikili trabzan daha yaptım. Tekrar tığın başını doladım. Bir sonraki yaptığımız iki tane ikili trabzanın tam orta boşluğuna batıp tekrar bu noktaya bir iki tane ikili trabzan yapacağım. Ve tekrar aynı boşluğa batıp 2. Tekrar arkadaşlar tığın başını doladım. Bir sonraki yaptığımız iki tane ikili trabzanın tam orta boşluğuna batıp buraya iki tane ikili trabzan yapacağım. Tekrar aynı boşluğa battım ve ikinci ikili trabzanımı yaptım. Tekrar bir sonraki battığımız iki tane ikili trabzanın tam orta boşluğuna batıp buraya iki tane ikili trabzan yapacağım. Bir ve tekrar aynı boşluğa battım ve iki. Bu şekilde arkadaşlar yaptığımız ikili trabzanların tam orta boşluklarına tekrar yine iki tane ikili trabzan yapacağız. Bakın bu şekilde modelimiz oluşmaya başladı. Bu şekilde boşluklara batacağız arkadaşlar. Burada gösterdiğim gibi tekrar trabzanlarımızı, iki tane ikili trabzanlarımızı boşluklara yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi tekrar yine vizon rengime geçeceğim. Onun için buradaki 3 tane zincirin 3. zincirin içine batacağım. 1, 2, 3. 3. zincirimin içine battım. Ve bu şekilde tığımı bekletiyorum. Ve beyaz ipimi bırakıyorum. Tekrar arkadaşlar bakın şurada vizon ipimi aldım. Şu şekilde iki ilmeğimin içinden bu şekilde çıkarttım. Ve tekrar iplerimi sıkılıyorum şu şekilde. Güzelce sıkıştırdım. Ve burada tekrar orta bölüme gelmem için gerekiyor. Ve hemen iki trabzanın ortasına battım. Ve sık iğnemi yaptım. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum. Beyaz ipimi örmüyorum. Beyaz ipim kalıyor. Vizon ipime devam ediyorum. 3 tane zincir çektim ve aynı boşluğun içine batıp bir ikili trabzan yaptım. Tekrar tığın başını doladım.
Bir sonraki, bakın şuradaki yaptığımız iki tane ikili trabzanın orta boşluğuna batıp buraya tekrar iki tane ikili trabzan yapacağım. Tekrar yine tığın başını doladım. Bir sonraki iki tane ikili trabzanın orta bölümüne batıp tekrar iki tane ikili trabzan yapacağız. Evet arkadaşlar, tekrar bu şekilde yine tığın başını doladım. Bir sonraki ikili trabzanın iki tane ikili trabzanın orta bölümüne atladım. Bir ve tekrar yine aynı boşluğa batıp ikinci ikili trabzanımı yaptım. Arkadaşlar hep bu şekilde, bu sırayı da bu şekilde modelimizi, bakın tam iki trabzanın tam orta boşluğuna batıp iki tane ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde tekrar trabzanlarımızı, iki tane ikili trabzanlarımızı boşluklara yapalım. Tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Ben sıramın sonuna geldim. Şimdi size tekrar renk değiştirmesini tekrar bir daha göstermek istiyorum. Burada iki tane ikili trabzanımı yaptım ve burada bir üst sıraya çıkarken diğer rengimize geçeceğiz. Burada başlangıçta 3 tane zincir çekmiştim. 3. zincirimin içine batacağım. 1, 2 ve 3. 3. zincirimin içine battım ve bu şekilde bekletiyorum. Ve bu renge vizon rengimi bıraktım ve beyaz ipimi aldım. Beyaz ipimi alıyorum. Artık beyaz ipten örmeye başlayacağım. Şu şekilde 2 ilmeğimin içinden çıkarttım. Ve iplerimi arkadaşlar sıkıştıracağım. Ve hemen arkadaşlar buradaki boşluğun içine şu şekilde 2 trabzanın orta bölümüne battım. Ve bir tane sık iğne yaptım. Şimdi burada 3 tane zincir çekeceğim. 2 ve 3. Bakın arkadaşlar bu şekilde beyaz rengime geçmiş oldum. Bakın şu şekilde. İplerimizi kopartmadan bu şekilde bir üst sıraya çıkıyoruz. Vizon rengi ipimi örmeyeceğim. Sadece bunu arada yürütmeyeceğim arkadaşlar. Sadece beyaz ipimden örmeye başlayacağım. 3 tane zincir çektim ve aynı battığım noktaya tekrar orta bölüme battım ve buraya ikili trabzan yaptım. Tekrar tığın başını doladım. Bir sonraki, bakın şuradaki yaptığımız 2 tane ikili trabzanın tam orta boşluğuna batacağım ve buraya tekrar 2 tane trabzan yapacağım. 1 ve aynı boşluğun içine ve 2. Tekrar tığın başını doladım. Bir sonraki 2 tane ikili trabzanın orta bölümüne batıp tekrar bu bölüme 2 tane trabzan yapacağım. Ve 2. Bu şekilde arkadaşlar, bir sonraki tekrar 2 tane ikili trabzanın orta bölümüne battım. Ve yine 2 tane ikili trabzan yaptım. Arkadaşlar hep modelimiz bu şekilde ilerliyor. Renk geçişlerini bu şekilde yapıyoruz. İplerimizi değiştirmeyi. İsterseniz sizler tek renkle de yapabilirsiniz. 3 renkle de yapabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde renkler kullanabilirsiniz. Bu şekilde modelimiz hep tekrarından oluşmakta. Çantamızı istediğimiz yüksekliğe gelinceye kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Ben çantamı yeterli yükseklikte ördüm. Benim için bu yükseklik yeterli. Burada ben sizlere kaç sıra gittiğimi ve ölçü olarak da bilgisini vereceğim. Şimdi kaç sıra gittiğimizi birlikte bakalım. Altta arkadaşlar 3 tane 3 sıra trabzan yapmıştık. Daha sonra vizon renkle başlamıştık modelimizi yapmaya. Buradan itibaren model kısmına itibaren sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25. Tam 25 sıra ördüm. Size hem bu şekilde de ölçü olarak da vermek istiyorum. Ölçüsünü arkadaşlar şuradaki trabzan, birinci trabzandan itibaren ölçü olarak vereceğim sizlere. Burada 3 tane 3 sıra trabzan gitmiştik. Birinci sıradan itibaren yüksekliğimizi bakacağız. Şu şekilde koyunca arkadaşlar, bir, iki, üçüncü trabzana kadar çantamızın yüksekliği tam 28 santim. Sizler bu ölçüden daha az veya daha fazla yapabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Şimdi arkadaşlar bu şekilde en son sıramı, 25. sıramı yaptım ve burada iplerimizi keseceğiz. Şimdi şuradaki, bakın, en son modelimi yaptım. Burada ipimi keseceğim. Ve burada birleştirmesini yapacağız. Bu şekilde ipimizi çıkartacağım. Ve şuradaki zincir bölümüne tığımı geçirdim. Ve bu ipimi arkaya aldım. Ve tekrar şuradaki arka tek ilmeğe battım. Ve tekrar bu kısa ipimi iç kısma aldım. Bu şekilde çantamızın birleştirme kısmını yaptık. Ve bu kısa ipimi içeride yürüteceğim. Bunu saklayacağız. Hemen burada bir düğüm atacağım. Ve bu ipimizi aralarda saklayıp yürüteceğiz. Bu şekilde aralardan yürüterek saklayalım ve tekrar şuradaki kırık beyaz ipimi de keseceğim. Yine aynı şekilde bu ipimizi de içeride saklayacağız. Tekrar yine bu noktada bir düğüm atacağım. Ve aralardan yine bu ipimizi saklayalım. Bu şekilde çantamızı bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar çantamızın kulp kısmının yapımına geçeceğiz.